Seçim bitti, milletvekilleri yemin etti, bakanlar belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını seçti. Şimdi ise gözler asgari ücret. 500 dolar seviyesinde olacağı vaat edilmişti. Peki vatandaşın beklentisi ne? En az 25 bin lira, hele İstanbul'dan. Çünkü her şey çok pahalı. Yaşamak İstanbul'da çok zor. Şu anki gündemimizde bir 15 bin olması gerekiyor. Gözler asgari ücrete yapılacak artışta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinenin ilk toplantısının ardından asgari ücret zammının artacağını duyurmuştu. Peki artış ne olur? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya enflasyonu işaret etti. 5 aylık enflasyona baktığımızda %15.26 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu ay doğalgazla girdiği için 1.20-1.50 arasında bir rakam. Yani bu da yaklaşık olarak 16.30-16.40 seviyelerinde bir enflasyonun, yani birinci 6 aylık dönem için. Kaya'ya göre asgari ücret tespit komisyonu refah payını da göz önünde bulunduracak. Enflasyon rakamı seviyesinde de bir refah payı uygulaması söz konusu oldu. Yani benim tahminime göre asgari ücret tespit komisyonu %32 ile %35 arasında bir asgari ücrete artış öngörecektir diye düşünüyorum. Eski Çalışma Bakanı'nın da bir müjdesi vardı. Asgari ücretin 500 dolar seviyelerinde olacağıydı. Peki asgari ücret bu seviyeleri görür mü? 10 bin liranın altında kesinlikle olması söz konusu değil. Yani 10.500 ila 11.300 lira arasında bir asgari ücretin olması kuvvetle muhtemel. Ha 15 olsun 20 olsun deme şansımız yok. Devletin kararı neyse onun yanındayız yani. Çay demledim. Türk halkını en mutlu eden cümlelerden biriymiş. Ancak o mutluluk artık %43 daha pahalıya mal olacak ya da çayın demi %43 daha az olacak. Artık bir şeyler olacak. Evet, maalesef çaya zam geldi. Artık seçim öncesi mitinglerde bedava dağıtılırken kıymetini bilemediğimize mi yanalım? Yoksa gözlerimizin önünde yoksulun resmi içeceğinin zenginin resmi içeceğine dönüşmesine mi? Bilemedik. Tavşan kanı çaylar servise hazır. Çaya zam gelmiş efendim. Abo! Çaylarımız var bizim. Ofluyum ben. Biz çay parası ödemiyoruz. Çay fiyatlarından haberim yok. Biz Erzurumluyuz. Çaya çok düşkünüz. Bir de gırtlama içiyoruz. Tavşan kanı sevdaların ve sohbetlerin tadı kaçtı. Çaya zam geldi. Bir bardak çay sadece bir bardak çay değildir Türkiye'de. Bu her şeydir. Sohbettir, yaşamdır, mutluluktur, keyiftir. O yüzden de inşallah daha da keyif alırız bundan sonra diye düşünüyorum. Kimi çayı şekerli, kimisi ise şekersiz seviyor. Ama her iki taraf için de üzücü bir haber var. O da çaya %43 oranında zam geldi. Biz de fiyatları tabii çaya yansıtacağız mecbur. Elimizdeki malzeme bittiği zaman biz de tabii ki haliyle yansıtmak zorunda kalacağız. Zam oranları markadan markaya değişiyor. Önümüzdeki aylarda %10-15 oranında yeni bir artış daha bekleniyor. Çok seviyorum. İçmediğim zaman başım ağrıyor diyebilirim. Benim sana verebileceğim çok bir şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen demiş şair. Benim sana verebileceğim çok bir şey yok mu? Deme öyle. Çay var işte, içersen %43 zamlı. Hashtagimiz çay. Siz dökün içinizi, biz burada toplayalım. Efendim, EYT ya da normal emeklilik. Çalışma hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlananların önünde yeni bir problem var. Malum, maaşlara zam geliyor. Bu nedenle emekli olmak için Haziran'da mı yoksa Temmuz'da mı başvurmalı? Hangisi daha avantajlı ya da başka deyişle daha yüksek maaş almak için ne yapmalı? İşin uzmanına sizin için sorduk. Haziran'da mı emekli olalım, Temmuz'da mı emekli olalım? Emekliliğe hak kazananlar uzun bir süredir zor bir matematik problemi çözer gibi hesap yapıyordu. Şimdi emekli olmak isteyenler karşısında da zor bir soru var. Haziran mı, Temmuz mu?
Temmuz'un ilk haftasında emekli maaşlarına zam geliyor. Kafaları karıştıran da bu. Emekli olmak için ne zaman başvurmak daha avantajlı? Sorunun yanıtı herkese göre değişiyor. Statünüz önemli. SSK'dan mı, Bağkur'dan mı, emekli sandığından mı prim ödemeleriniz var? Aylık bağlanma oranlarımız var. Bu bağlanma oranlarını hizmetlerinizde çarpılaraktan hesaplanıyor. Enflasyon burada devreye giriyor. En önemli unsurlardan bir tanesi de aylık bağlanma oranları. Emekli olacak sigortalının bütün hizmetleri asgari ücretten ise kazanç kayıp tablosuna bakılması lazım. Eğer asgari ücretin 2,5 katından fazla ise o zaman durum değişiyor. Bir uzmandan destek alınması lazım. Bu zor soruyu çözerken aslında çok yoruluyorsunuz. Fakat en önemli detay kıdem tazminatı. En başta siz emekli olduktan sonrasında çalışacak mısınız, çalışmayacak mısınız? Haziranda başvuru yaparsak takip eden aydan itibaren bütün maaşlar başlıyor. Otomatik olarak bir emekli maaşı cepte olmuş oluyor. Ama Temmuz'da emekli olursak Haziran'daki normal çalışma maaşını almış olacağız. Haziranda başvurmanın ayrı, Temmuz'da başvurmanın ayrı avantajları var. Tahmini olarak da %30 bir zam olursa 13 bin lira tabanı 26 bin lira tavana yükselmiş olur. Bayram ikramiyesini Haziran'da başvuru yaparsak onu alacağız ama Temmuz'da başvuru yaparsak da bayram ikramiyesini maalesef alamayacağız. Efendim %43 zam geldiği için çay dedik hashtagimize. Emad Aylin zaten emekli olamıyoruz. Bir çay zevkimiz vardı. O da gitti demek ki diyor. 2000 lira 17 yıl ceza diyor. Şu Muharrem Bektaş aynı şekilde 2000 lira 17 yıl ceza diyor. Vallahi Ece abla bir de öğretmen var atarlarsa diyor. 80-90 puanlarla sırtında küfesiz. Kaya geciken adalet zulüm sayılır. Çay içelim zamlı 2000 lira 17 yıl ceza diyor. Narin biz öğretmenler artık psikolojik savaş veriyoruz. Ek atama 2022 KPSS'nin hakkıdır diyor. Ahmet Fatih bize yapılan adaletsizlik diyor. 2000 lira 17 yıl ceza diyor. Atilla Sarıbaş çay bulamıyorsak kahve içeriz diyor. Eylül atama mağdur öğretmenlerden yine bahsediyor. Gizem aynı şekilde ek atama 2022 KPSS'nin hakkıdır diyor. Suat için mi dökmeye başlasam yarım kalır diğerleri gibi mesela diyor. 2000 lira 17 yıl ceza diyor. Hüseyin Zeyrek benden olsun diye çok güzel tavşan kanı bir çay koymuş sağ olsun. Allah razı olsun. Özkan 2000 sonrası SGK'lı adalet istiyor demiş. Evet efendim, dolandırıcı kendine çok yanlış bir kurban seçti. Bir tefeciyi kandırmaya çalıştı ancak baltayı taşa vurduğunun farkında değildi. O tefeci dolandırıcıyı daha fazla para verme vaadiyle iş yerine çağırdı. Film de orada koptu. Para alacağım diye gittiği ofiste az kalsın can veriyordu. Ölesiye darp edildi. Üstelik o anlar kameraya da kaydedildi. Bak zaten açmaz bu saatte zaten. Açmaz. Vallahi açmaz. Allah Allah. Vurdu, ensesinden tuttu, yere attı. Silah çıkardı, başına vurdu, tekmeler savurdu. Görüntü İstanbul Beykoz'da bir ofiste çekildi. Ulaş Güngör adlı kişi tefecilik yaptığı Fırat Çoban'la anlaştı. Güya İzmir'de bir villa satacaktı. Bunun için tam 15 milyon lira istedi. Tefeci bu iş için Güngör'e tam 200 bin lira kapora verdi. Ancak kaporayı alan Güngör 200 bin lirayı aldıktan sonra sırra kadem bastı. Ne telefonlarına çıktı ne de evin satışını verdi. Tefeci Fırat Çoban uzun süre Ulaş Güngör'ü aradı. Sonunda da ulaştı. Ofisine davet etti. Geri kalan parayı ödeyeceğini söyledi. Güngör ofise geldi. Kalan parayı da alacağını umuyordu ancak öyle olmadı. Fırat Çoban masada oturduğu ve konuştuğu Ulaş Güngör'ü bir süre sonra darp etmeye başladı. Tekmeler, yumruklar adeta arka arkaya geldi. Bununla yetinmedi. Silahının kabzesini çıkartarak Ulaş Güngör'ü yattığı yerde darp etmeye devam etti. Güngör baygınlık geçirdi. Çoban vurmaya devam etti. Dehşet dolu bu anları da adamlarına çektirdi. Ağır yaralanan Güngör, çobanın adamları tarafından bir hastanenin bahçesine bırakıldı.
10 günü yoğun bakımda tedavi gördü. Hastaneden çıkar çıkmaz da polise gitti, şikayette bulundu. Cebindeki 21 bin doların da çoban ve adamları tarafından alındığını ileri sürdü. Polis Beykoz'daki ofise operasyon yaptı. Fırat Çoban'ın 3 adamını yakaladı, gözaltına aldı. Çobanın yakalanması için de çalışmalar sürüyor.